Burçak'cığım sunum ve porsiyonlama nasıl? Ya sunum Kadir Bey çok böyle basit olmuş yani. Hani sofra gibi diyeyim. Sofra gibiden kastım. Yani mesela ben karabiber dökmeyebilirim. O isteğe üstüne bağlı. Üstüne karabiber dökülmemeliydi. Aynı şekilde patlıcan da yani yemeklerin birbirine karışmış olması benim hoşuma gitmiyor. Şöyle vereyim. Sunum yaparken. Ben karabiber dökmeyebilirdim. Evet. Karabiber neden döktün? Biz normalde pilava sürekli karabiber döküyoruz. Ama siz yerken döküyorsunuz, ben evet değil. Ben yemeyeceğinizi bilmiyordum. Sofrada da var ya karabiber. Var, evet bizde böyle oluyor. Ama tuz da var, yemeğe tuzsuz diyorsun. Onu ne yapacağım? Ya işte ben onu da kendin atabilirdin. Tamam, ben kendim atabilirdim. Evet ama sadece tuz değil de senin. Dediklerinle çelişiyorsun bak. Hayır, diyorsun hiç çelişmiyorum. O zaman ben niye yemeğe tuz atayım? Şöyle, karabiber ben varsa hiç çelişmiyorum. Pilavdaki karabiberle çorbadaki tuz aynı şey değil. Bence aynı. Pilav normalde karabiberli yapılırsa o içli pilav olur. Hayır. İçli pilava biz dökeriz karabiberi. Biz sunumu karabiberli yapıyoruz. Tamam, siz öyle yapıyorsunuz ama evet, ben bu şekilde yemiyorum pilavı bu mesela. Bu yöremin, kendi yöremin yemeği olduğu için pilav sunum için de basit dedi. Sofra yani sofra evet gibi dedi. Onu ben anlamadım ama. Yani hayır, bence yemeklerin birbirine karışması benim hoşuma gitmiyor bence dedim. Bence gayet güzel. Bu böyle sunum yapılıyor. Dün sizin bu de yedik köfte ve pilav. Burçak evet, bu günlük bir tabak, bir tabak bence gayet güzel ve davet yemeği bu. Peki Sevim Hanım, buyurun şimdi söyleyin. Esra'cığım, bilmediğim için soruyorum. Evet canım, bu tavanın yanında köz patlıcan yeniliyor mu? Evet, yeniliyor. Bu şekilde evet, usulü bu şekilde mu? Evet. Ben hiç görmedim, bilmiyorum evet, o yüzden yeniliyor, soruyorum. Yeniliyor. Sen ne diyorsun sunum için Sevim Hanımcığım? Ya ben de sunumunu basit buldum açıkçası. Hani normal akşam yemeğinde evimizde koyduğumuz gibi koyduk, getirdik. Öyle olmuş. Yemekle alakalı bir problem mi var? Sadece sunum mu günlük? Sunum gayet günlük olmuş. Yemek günlük mü? Yemek misafir için olabilir. Et yemeği olduğu için olabilir. O yöreye de ait bir şeymiş. Ama dediğim gibi patlıcanı bilmiyorum bu şekilde sunulduğunu. Keşke patlıcanı ayrı sunsaydın. Ayrı küçük ancacığı getirdiğin gibi getirseydin de hepsi birbirine girmeseydi. Biz böyle sunuyoruz. Bizde böyle oluyor. Ya sizde tabii ki sizde evet öyle oluyor. Sizde mesela karabiber atılıyormuş. Evet, bizde atıyoruz, atılmaz. Evet aynen atıyoruz. Misafir isterse atılır ama evet, hani yemeğin görseli açısından birbirine karışmaması açısından keşke patlıcanını ayrı getirseydin. Peki o da bir alternatif. Muhammed sen ne diyorsun? Bu arada gramaj nasıl mı tabakta? Yani etin oranı iyi. Pilavın oranı da bence gayet iyi. Yani tabii ki belki pilav biraz daha fazla bence olabilirdi. Bence yemeğim gerçekten iyi. Evet, yapıyorum şu an. Pilav ben de katılıyorum. Karabiber sevmeyebilir herkes çünkü. Şöyle düşünün, baharat her şeye atılmaz zaten sunum içinde. Evet. Öyledir. Tabii ki siz karabiber atıyorsunuzdur, seviyor olabilirsinizdir. Ha, ben böyle ama yaptığım için sevmeyebilir tabii böyle ki. Böyle yaptım. Evet. Sevmeyeceklerini tahmin etmedim. Aynen. Peki yani, afiyet olsun o zaman. Afiyet buyurun olsun. Evet, salatamız da bostana salatası. Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Burçak hep senden başlıyorum, en erken bitiriyorsun diye biraz da bu tarafa yöneleyim dedim. Tabii tabii buyurun. İstediğinizden. Ya da Sevim Hanım'dan başlayayım. Ne diyorsa 10 dakika sonra araya girecek bari şimdiden sorayım. Evet Sevim Hanım buyurun efendim. Şeyini beğendim. Siverek tavasını beğendim. Etin pişimini, lezzetini, tuzunu, tadını beğendim. Pilav diri. Tam istediğim gibi pişmemiş. Muhtemelen zamandan yetişmemiştir. Yani patlıcan, köz patlıcan da olması gerektiği gibi. Alıyor musun köz tadını falan? Yok gayet yetişti. Bence pilavım gayet güzel. Ya sana göre güzel Esra. Evet, ben diri buluyorum. Bana göre güzel ben, yani gerçekten tane tane olmuş. Bana göre diri. Sana göre olabilir. Size göre öyle olabilir. Bak ne dedim? Tavan güzel, tadı tutar. Tane ama tane şey, aynen afiyet olsun. Bak tane tane olmuş ama diri. Dün olabilir. Bak aynısını Burçak'ın da pilavına söyledikleri diye. Güzel. Bu diri. Sence gayet güzel işte. Benim evet damak tadıma uymuyor. Bostana salatanı da beğendim. Ben eşkili acılı salataları severim. Afiyet olsun. Damak tadıma doydu, onu da beğendim. Peki afiyet olsun. Necla sana bir şey söyleyecekti galiba. Buyur Necla. Buyur Necla Hanımcığım. Şey patlıcanı beğendiğini söyledi. Tadını olması alabildiniz mi? Yani hiçbir olmaz şey eksik değil köz mi? Yani tuzu biraz az. Tuz geldi az da o yüzden. Normalde biz tuz atmıyoruz zaten. Hani yemek yemeyi gereken hayır atmıyoruz. Gerçekten biz atmıyoruz. Atmıyoruz. Sen de gerçekten atmıyoruz. Şey yok yani. Gerçekten atmıyoruz. Ben etle beraber yiyebiliyorsunuz diye kendi önünüzde atıyorsunuz. Esra Hanım o kadar çok saçmalamaya başladı ki yok işte biz sonradan tuz atıyoruz. Biz böyle yiyoruz. Biz karabiber atıyoruz. Hani o kadar çok komikleşti ki çok gülmeye başladık yani. Savunması çok saçma ve yanlış gördüm. Yemeklerim bitti. Bu sefer soframı savunmamı eleştirdiler. Saldırdılar bana sofrada. Sevim Hanım'ın beğenmesi tuhafına mı gitti patlıcana?
Esra, evet, etle beraber yeniliyordur muhtemelen patlıcan. İkisi birlikte yeniliyordur. Yeniliyordur. Aynen, isteyen tuz için kullanabiliyor. O yüzden bana çok aynen şey gelmedi. İkisini birleştirip yenildiğini düşündüğüm için. Aynen. Ama pilav olmamış. İkisini birleştirerek yedin o zaman ben sen. Ben sadece sormak istedim. Hani tuzu şaşırdı yoktu ya. Benim. Şaşırdım evet. Peki, ondan. Necla sen nasıl buldun? Tuzuna tuzsuz. Ben dediğim gibi şimdi patlıcanı tuzsuz buldum. Etini beğendim. Yani evet, tavası güzeldi. Tavası güzel. Pişme oranı, baharatı çok güzel. Pilava keşke hani karabiber atmasaydın arkadaşlarıma. Onu söyledik. Evet. Onu söylediniz. Ama genel itibariyle ana yemeğin. Yok. Diri değil yani, mi pilav diri? Biraz diri. Ha, sen söylediğin için diri söylemek istemedim ama bir tık hani suyunu katabilirdin. Biraz olabilir, daha şey olabilirdi. Ama tavan güzel. Afiyet peki, olsun. Peki afiyet olsun. Salata için yorumunu yapmış mıydın Necla'cığım? Salatayı beğendin mi? Salatayı da beğendim. Beğendin. Afiyet olsun. Muhammed Bey. Güzel gidiyor bak. Evet güzel gidiyor çünkü yemeklerime güveniyorum ben. Biz dürüst davranıyoruz. El lezzetime de güveniyorum. Evet. Teşekkür ederim gerçekten dürüst beğendim davrandığınız için. Beğendiğimi söylüyorum. Evet, beğenmedim de beğenmedim diyorum. Sağlık öncelikle. Afiyet olsun. Etinizi ben beğendim. Lezzeti gerçekten güzel. Sadece soğuktu o kadar. O da olabilir. Ama lezzeti, baharatı vesaire her şey çok güzel olmuş. Farkındaysan bekletiyoruz mutfakta. Yok ısıtma soğuması süreniz normal yok mu? Var mıydı? Var mıydı ki? Isıtma süresi yok mu? Olabilir dedin zaten Muhammed. Ben zaten olabilir, olabilir dedim. Bunu tekrardan söylediği için ben önerdim. Tamam, olabilir, Muhammed aynen olabilir dedi. Sen kaşınma daha fazla. Aynen tamam, ben sorunu çıkartmadım. Patlıcan tamam dediğim gibi tuzsuz ama siz öyle yiyormuşsunuz. Aha, evet. Sorun değil. Sevim Hanım'ın da dediği gibi birleştirerek yeniyor. Petle beraber düşünerek tamam, bilen tuz kullanabiliyor. Vermedim. Evet. Pirinçte de ben teknik şeyler söylemiyorum. Şimdi söyleyeyim. Al dente biliyorsunuz. Bak, biraz bak bak son dakika patlatıyor bak. İşe gelmesi olayı var ya biliyor musunuz bilmiyorum. Evet makarna da bilmiyorum. Yeni öğrendim. Evet. Pilav içinde mi geçerli o? Tabii pirinç içinde. Pirinç ve makarna için de geçerlidir. Ya aşçılık okumuş gelmiş burada bana ders veriyor. Ama siz durdu durdu senin ben masan vermedi. Ya tamam da ben aldın eğitimlere vermedim göre yorumlama aldım bence. Sonuçta alakası sen yok hanımefendi. Ben şu anda herhangi bir eğitimden bahsetmiyorum. Bunu. Ha, tamam. Ben turizm okudum. Herhangi bir öyle bir eğitimim yok. Sadece ha, tamam çalıştım. Hava atmaya çalışıyor öğrendiği tekniklerle. Bana sökmez ama Muhammed'in havaları. İki gündür ne aşçılığını görebildik ne bir tekniğini görebildik. Bugün al dente yorumunu yaptı, çekildi sadece. Ne demek istediğini kimse anlamadı zaten. Övdüğümü, sövdüğümü belli değildi. Yani daha yemek yapmadın ki aşçılığımı nereden görebilir? Aşçıyım dedin ama sonuçta. Şurada, evet, 2-3 yıllık bir tecrübem var ama sizin gibi 10-15 yıllık bir ev hanımlık bir tecrübem yok. Niye teknik eleştirmesi seni rahatsız etti? Bunun için 10-15 yıllık olmasına da gerek yok ya bence. Çünkü ben onun, bir de bir bırak bakayım Esra abi bitirsin. Okumuş olduğunu düşündüm hani. Hani teknik bir şeyler beklediğiniz için ben de size teknik evet bir şey söyledim. Güzel bir şey tabii ki. Beklediğiniz için ben de bunu size söyledim. Al dente kıvamı vardır hani dişe gelme olayı şu anda evet bu olmuş. O yüzden ben diri buldum. İşte ben de şunu soruyorum. Pilavda al dente olur mu? Tabii olmaz ki. Makarna ve pirinçte oluyor zaten. Dişe gelme. İtalyancadır zaten. Nasıl yani? Pilavı beğendiğini mi söylüyorsun? Hayır. Beğendin mi? Beğendim. Ben anlamadım. İltifat mı ediyorsun? Beğendim. Al dente demek, dişe gelmesi demektir arkadaşlar. Peki şu an dişine gelmesi senin hoşuna evet, gitti mi? Evet benim mi dişime gelmesi hoşuma gitmedi. Hımm. Beğendim. Ben tekniğinden bahsettim size. Ha, tamam bir teşekkürler. Tık, mesela alttan yiyorum bir tık yumuşak geliyor ama az yukarıdan yiyorum dişime geliyor. Peki ama biz Türkler al dente pilav seviyor muyuz? Sevmiyoruz. Tabii sevmiyoruz. Sevmiyoruz. Muhammed'in de hoşuna gitmedi. Evet. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun. Bence gayet kıvamı yerinde. Salatayı nasıl tabii buldun ki Muhammed? Salatanın da ekşiliği vesaire güzeldi beğendim. Peki afiyet olsun. Burçak Hanım. Şöyle eti güzel olmuş. Gayet iyi pişmişti. Afiyet olsun. Baharatı, biberi hepsi pişmişti. Çiğ bir şey kalmamıştı. Köz patlıcan tuzsuz gerçekten. Siz öyle yapıyormuşsunuz. Hı, olabilir. Açıklamasını yaptım size evet, zaten. Pirinç diri dişe geliyor yani bu. Bir de bostona salatada semizotu kullanılmaz. Bostona, kullanılır. Hayır kullanılmaz. Kullanılır. Onlar öyle yapıyordur. Evet. Siz öyle yapıyor olabilirsiniz. Tarifini açıp gerçekten bakabilirsiniz. Ben mevsimine baktım göre kullanılır değişiyor olabilir. Ben baktım mevsimine göre evet değişiyor ama semizotu yazmıyor. Gerçekten baktınız mı internetten? Evet, ekşiliği, evet, evet, ekşiliği. Ben hepsine baktım. Ekşisi, var, tuzu, yağı gayet güzel ama semizotu kullanılmaz bostona salatada. Biz kullanıyoruz. Siz kullanabilirsiniz. Normal salatalarda kullanmıyoruz zaman, ama bostona salatasında tamam kullanılıyor semizotu. Tamam, kullanabilirsiniz evet diyorum ya. Patlıcan için yorumun nedir Burçak? Bu, birlikte yendiği için. Ya benim hoşuma gitmedi Kadir Bey. Hani patlıcan kendi başına daha iyi oluyor bence yani böyle pilavla etle
ben böyle sunmazdım. Peki birlikte yendiği için yanına koymuş. Sence sunum doğru mu? Hayır, birlikte... ben böyle sunmazdım. Ayrı sunulmalıydı, karışmaması açısından. Peki Esra, açısından. Birlikte yeniliyor ya. Evet. Üstüne koysan nasıl olurdu? Ya da altına serip. Ya da altına yatak yapsaydın. Yatak gibi. Olabilirdi, öyle de öyle olabilirdi. Bu arada ayrı dansa bence bir tabakta hepsi olabilir. Bence sorun değil ama... Ben sürekli böyle yaptığım için böyle yapmayı tercih ettim. Yatağın altında ya da üstüne koyup... Tabii altında olabilirdi. Evet, yatak yorumunu birinizden bekledim. Beraber yendiği için yatak da olabilirdi. Çünkü çatal alırken alttan aldığında lezzetli olabilir. Aynı. Mesela kalan dibinde tepsinin varsa sosunu gezdirirdim patlıcanın üzerine. Evet, güzel olabilir. Ama sen zaten beğendin patlıcanı. Sen beğendin zaten. Ya beraber yenildiği için. Ben bir yorum yapabilir miyim buyurun acaba? Necla'cığım. Eyvah, Esra'yı korkutmayın. Yok. Hani... Sence korkmuşa benziyor. Hayır canım, niye korkuyorsun? Valla ne bileyim. Kendi yemeklerime güveniyorum ya. Yani. Kendi günümü oynamak değil. İfade ediyorum. Ne bileyim, neyi beğendiysem, neyi beğenmediysem. Bunu da mı yemedin Esra? Şunu da mı yemedin Esra? Ama deyip, şu an daha yorumumu şey duymadın ama sen benim yorumumu. Ben yorumum için söylüyor. Demedim ki aynen. Esra karşı konuşuyorum. Biraz daha ılımlı. Necla şu an resmen kendi gününü oynuyor. İnsanlarla arasını iyi tutmaya çalışıyor ki puanları kapayım diye ama yemezler. Dün o gösterdi dişini. Günümü oynamadım. Ben olduğum gibi oldum. Dün dişlerim şey tırnaklarını çıkarttı. Sen bana yani başka şekilde bazı laflar atarsan ben tabii ki sana orada parlarım yani. Ben ama Burcu'nun bana parladın demiyor. Hayır. Esra'ya parladın evet, diyor. Evet, benimle ilgili konuşmuyorum. Ayrıca ben senden gün sonunda daha sofradan ama kalkmadan işte, beni yanlış anladıysan hem sofrada evet, söyledim hem evimden gitmeden söyledim. İşte evinden gitmeyen ona bir şey demiyorum tamam, ama modu düşüyor ya insanın tekrardan ona. Ben senin modunu ona... düşürmemek için olduğunu sofranın başında da konuştuk ha, seninle Esra'ya birlikte. Ben de Esra'ya diyeceksin şimdi. Hani şimdi önümüze yemek getiriyor. Bir şeylerini beğenmiyoruz. Biz bizim tarafta böyle yapıyoruz. Biz bizim tarafta böyle ama yapıyoruz. Ama gerçekten ben yemeğin, kendi yöreme göre onların yaptım. Onların yöresine mi göre yememiz lazım? Yoksa tarifine göre mi yememiz lazım? Ben bunu çok merak ediyorum. Tarifte de böyle. Hayır. Ama sen hep diyorsun ki biz böyle yapıyoruz. Tamam da bunu böyle şey yapıldığı için böyle, biz böyle yapıyoruz. Şimdi ben yapmadım. Karabiberi, bir yemeği burada yapıp da senin önüne sunamam. Karabiber ekliyoruz diyor. Biz böyle ha, yapıyoruz. Mesela bizde bu böyle olmuyor. Bak bizde bu böyle olmuyor. Böyle yapıldığı için. Diyor. Ya yapabilirsin. Ben eleştiriye açığım. Ama bu sefer böyle diyorsun. Biz bunu böyle sunuyoruz. Ama gerçekten. Gerçekten böyle sunuyoruz. Diyor. Tamam böyle sunuyoruz gerçekten. Ben mesela köz patlıcanla hiç şimdi ben bunu biliyorum. Böyle şey. Öğrendim, böyle yapıyorum mesela. Keşke altına i̇şte koysaydın. Ben de mesela tamam iyi fikir, çok güzel bir fikir. Altına aynen. Da koyabilirdim, düşünemedim lezzeti onu. Lezzeti sinerdi, suyu sinerdi, tuzu kapanırdı. Ama şimdi bir eleştiri geldi, ben böyle yapıyorum demek ki direkt eleştirilirdi kesmek. Necla ileri gidemiyor. Çünkü ben böyle yapıyorum diyorsun ve bitiyor evet, yorum. Evet, ben onu böyle yapıyorum çünkü yemeğimi böyle savunmak zorundayım. Sen sadece ben böyle yapıyorum. Böyle güzel oluyor. O zaman yemek böyle değil. Böyle sunuluyor. Sen kendini savunduğun için yemeği bize böyle sunmaya çalışıyorsun. Çünkü kendini savunmak için değiştiriyorsun aslında yemeği. Ya ben yemeği. Şimdi bu yemeği sürekli böyle sunuyorum. Ama aslında olması gereken bilmediğim yemeği bir şey mesela nasıl yapıp getirip sana sunabilirim Necla'cığım? Yani en azından orijinalini yapıp. Tamam mı? Bizde bu orijinali. Biz böyle yaptığımız için ben bunu ben menüme koydum ve böyle masanızdaki yaptım. Masanızdaki orijinali bilemem. Ve böyle ben yaptım. Genel itibariyle orijinalini genel bilemem. İtibariyle de böyle. Onu İkna edebileceğini düşünüyor musun Esra? Beni edemedi. Arayacağım Adıyamanlı arkadaşımı. Öğreneceğim. Haydi bakalım. Teşekkür ederiz. Tatlı olarak da ve şurşıllık tatlısı geliyor. Esra sürekli ben böyle uygun gördüm. Ben böyle yapıyorum. Biz onun evdeki sofra düzenini konuşmuyoruz. Davet sofrasını konuşuyoruz. Olması gereken sofra adabından bahsediyoruz. O yüzden bu konuşmaları beni rahatsız etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.